Heyecanlıyım çünkü bu programın en ünlü konuğu sensin. Benimin bile kolye sanılıp linkinin istendiği oldu. Yani size öyle söyleyeyim. Babama göre ben zaten neden fotoğraf koyuyorum ki? Her şey çok saçma falan bu şekilde başladı. Kaç para kazanıyorsun? Yani kazan... yani buna nasıl bir... İrem merhaba. Merhaba. Heyecanlıyım çünkü bu programın en ünlü konuğu sensin. Ben de heyecanlıyım. Çünkü bu kadar güzel bir programa konuk olduğum için. Ya gerçekten güzel buluyor musun? Bizi şımartma falan. Gerçekten güzel buluyorum. Sağ ol, evet. Teşekkür ederim. Şimdi biraz influencerlık üzerine konuşacağız. Söyleyemiyorum daha nasıl konuşacağım bilmiyorum. Influencer nedir diye basit bir soruyla başlayalım. Influencer bence takipçilerini yani bir kitleyi etkileyen insandır. Yani en düz bunu söyleyebilirim. Aslında takipçilerini de demek değil. Bence herkes aslında bir influencer olabilir. Yani eğer sen de yanındaki birine herhangi bir konuda ilham verip onu etkileyebiliyorsan aslında sen de influencersındır bence. Pak bir cevap oldu, net bir cevap oldu yani. Evet, bence öyle çünkü. Güzel. Çalıştın mı buna? Hayır, yarın bana bunu sorabilirler falan gibi. Çalışmadım ama aslında bence kelimenin tam anlamıyla yani karşılayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Peki nasıl olacağız biz influencer olmak istersek? Klişe Akademi'ye gireceksiniz diyorsun. Oralara geleceğiz. Ve şöyle, ben birazcık kendi hikayemden bahsedeyim. Ben aslında matematiksel bir yol izleyerek bunu başarmadım. Yani şöyle, ben her zaman fotoğraf çekmeyi seven bir insandım. Ve bu konuda çeşitli eğitimler de aldım. Yani gerçekten bu benim aynı zamanda hobim olan bir şeydi. Zaman içerisinde, o zaman da tabii bu zamandan bahsettiğim gerçekten Instagram'ın ilk yani piyasaya çıktığı zaman. Hatta şöyle söyleyeyim, ben Instagram'ı telefonuma sıradan bir Photoshop programı zannederek indirmiştim. Yani sadece fotoğrafın rengiyle oynuyorum ama orada paylaştığımı birinin gördüğünü bile bilmiyordum. Aslında kendi halinde başladım bu işe. Sonra zaman içinde tabii insanların herhalde o paylaştığım şeyler ilgisini çekti ve bir kitlem oluştu. Benimki böyleydi ama artık bence bu işin birazcık daha taktiksel yanları da oluştu. Tabii nasıl olur derseniz, bence özgün olmak, trendleri takip etmek işin anahtar parçaları. Dedin ya böyle bir anda kitlem oluştu falan diye. Bu takipçi kitlen özellikle seni şu nedenden dolayı takip ediyor diyebileceğimiz bir neden var mı? Var ama benim yine zamana yayılan bir kitlem olduğu için şunu söyleyebilirim. Ben ilk çıktığım zaman takipçi kitlem beni öğrenci olduğum için, öğrencilik hayatımı, kırtasiye eşyalarımı paylaştığım için takip ediyordu. Daha sonra hayatımda bazı gelişmeler oldu. İşte evlenme teklifi, nişanlandım, evlendim falan. Sonra kitlem aslında bunları takip etmeyi sever hale geldi ve yenileri eklendi. Evlilik hayatım, bütün işte sporum, köpeğim yani benim yine hayatımı takip eden insanlar var ve aslında şunu söyleyebilirim ki benimle birlikte aslında öğrenciyken başlayıp şu an hala hayatımı birlikte devam ettirdiğim, aslında hayatımın her noktasına hakim olan, birlikte büyüdüğüm bir kitlem var. O kitlemin de hayatı benimle eş zamanlı olarak değişti. Dediğim gibi arada yolda aramıza yeni katılanlar oluyor. Ama beni aslında sadece ben olduğum için takip ediyorlar gibi bir durum söz konusu ki bu beni aşırı mutlu ediyor. Şimdi biraz daha soruları sertleştiriyorum, tabii ki, zorlaştırıyorum. Bu işi Türkiye'de yapmak nasıl bir şey? Zor mu, kolay mı? Ya şöyle, ben şimdi açıkçası zor demeye şu anlamda çekiniyorum. Hani birçok iş var. İnsanların özellikle bu dönemde para kazanmaları bir hayli zor. Dolayısıyla bunları göz önünde bulundurduğum zaman hani ay bizim işimiz çok zor demek bana birazcık şımarıklık gibi geliyor. Bunu öncelikle bir ayırmak istiyorum. Ama her işin kolaylığı olduğu gibi bazı zor tarafları da var. Bunu da tabii söyleyebilirim. Bizim işimizde şöyle bir zorluk belki olabilir. İnsanların belki nezaketsiz olması ve dolayısıyla sokakta gördüğünde ya da bir insanın asla yüzüne söyleyemeyeceği bir şeyi çok rahat bir şekilde söylüyor olması, çok sert eleştirilerde hiç düşünmeden bulunabiliyor olması hani bazen kırıcı olabiliyor. Ama ben çok şanslıyım ki hani benim o kadar beni kıran ve yıpratan bir kitlem yok. Çünkü dediğim gibi ben aslında zaman içinde takipçileriyle bağ kurmuş bir insanım. Hani belki birazcık daha fenomen dediğimiz kişiler, hani böyle bir anda bir içerikle patlayan kişilerde bu çok daha fazla oluyordur, bu kötü yorum frekansı. Bende çok şükür o kadar yok. Ama bir de belki şunu söyleyebilirim. Kendi adıma en büyük yaşadığım zorluk diyeceğim yine ama parantezi açmıştım, kapatmıştım. Mesela atıyorum işte tatildi, doğum günüydü, herhangi bir özel gündü vesaire. Hani bir tatil yapma fırsatı varken herkes için, influencerların en çok çalışması gereken günler o. Yani işiniz zaten 7-24. Yani her an online'sınız ve aktifsiniz. Çünkü orada devamlı akan bir dünya var ve üretilen her şey çok çabuk tüketiliyor. Dolayısıyla hem orayı hiç aksatmamanız lazım hem de en böyle tatile gittim, oh şimdi biraz yatarım dediğinizde tam tersi
yeni içerik kapısı. Onun için ayrı bir sorun var. Heh. Ona geleceğim. Bence en büyük zorluğu aslında bir böyle 7-24 durumu olabilir belki. İnfluencerlar çeşitli işbirlikleri yapıyor. Evet. Bu işbirlikleriyle alakalı birçok soru var ama şu takıldı benim en çok aklıma. İşbirliklerini yaparken dürüst müsün gerçekten? Yemin ederim ki dürüstüm. Bak mesela şu an yemin ederim buna hazırlanıp gelmiş gibi olacağım ama bugün bir işbirliği çekimim var. Babalar günü için babamla birlikte ve ben üzerimdeki kıyafeti reklamını yapacağım diye. Ve şu an gördüğünüz gibi üstümde gerçekten çok beğendiğim için bütün günümü bununla geçireceğim gibi. Yani bunu her alana genelleyebilirsiniz. Hakikaten dürüstüm. Çünkü şöyle bir gerçek var. Zaten dürüst olmadığınızda çok insanların anladığı bir dünya orası. Yani kimse salak değil. Özellikle de bizim mesleğimize karşı herkes çok daha uyanık diyeyim. Çünkü hani çok garip bir şekilde love and hate ilişkisi derler ya, öyle bir şey var. Hani bir yandan aslında sevildiğiniz için takip ediyorsunuz ama bir yandan da ya bak acaba mı, hani sürekli açık arama gibi bir durum da söz konusu olabiliyor. O nedenle zaten ben korkarım. Takipçilerime yakalanırım, işte onların güvenlerini kaybederim vesaire diye. Hakikaten de zaten çok sevdiğim markalarla bugüne kadar çalışma fırsatı yakaladım. O konuda ben çok dürüst olduğumu söyleyebilirim yani. Sıradaki sorum aslında o markalarla alakalı. Tabii ki isim vermeni istemeyeceğim ama o işbirliklerin belli şartları oluyor. Seni zor durumda bırakan şartlar oldu mu şu ana kadar? Ya da hoşuna gitmeyen maddeler oluyor mu? Ya şunu yapıyoruz, şunu istiyorlar. Bu biraz zorluyor beni falan gibi. Beni marka bazında zorlayan şeyler olmuyor. Bazen tabii ki de işbirliklerinde zorlanıyoruz ama bu nasıl desem daha çok aradaki belki ajanslarla alakalı bir zorlanma olabilir. Ya da markanın belki çok enteresan titizlikleri olabilir. Hani çektiğin şeye sürekli revize gelmesi yani konusunda en çok zorlandığım konu bu olabilir ki ben çok revize alan bir insan da değilim. O yüzden aslında işbirliklerimde gayet rahat ilerleyebiliyorum. Şimdi sen birçok kez sosyal medya hesabından link paylaşımı yapıyorsun. Meslektaşların da onunla yapıyorlar. Bu şekilde ilerliyor bu işler. Link paylaşan diğer influencerlardan seni ayıran şey ne? Her gün bir kotayı doldurmak için sınırsız böyle link veriyor değilim. Atıyorum bir hafta boyunca hiç link vermediğim de oluyor. Ama bir gün mesela bir sürü işte giymişim, kullanmışım, takmışım, enerjimi buna ayırabilmişim. Hani 8 tane link verdiğim de oluyor. Ya da bir kampanya dönemi oluyor. Link sınırlaması olmuyor. İnsanlar da faydalansın diye bombardıman yaptığım da oluyor. Ama birçok influencer arkadaşım gibi bugün link vermedim diye hani kendimi parçalayarak hani bugün de linkimi tamamlamalıyım şeklinde ilerlemiyorum. Bunu söyleyebilirim. Peki markaların ya da ürünlerin linklerini paylaşırken göz önünde bulundurduğun kriterler neler? Kendim kullanır mıyım? Satıcısı güvenilir mi? Satın alan kişi herhangi bir problem yaşar mı? Bazen benim elimde olmayan yani ben de henüz almamışım ama güzel ve wish listimde olabilecek bir ürün mesela onu da eklerim hani linkine. Onun dışında orijinalliğine mümkün olduğunca bakmaya çalışıyorum. İşte kozmetik ürünlerdir ya da elektroniktir ya da giyim ayakkabı markasıdır. Hani satıcısının yine orijinalliğini göz önünde bulunduruyorum bu şekilde. Bu link paylaşma olayında sıkça kullanılan bir tabir var. Artık klişe oldu. Çok soru geldi arkadaşlar. Evet ama gerçek bu. Bu gerçek mi yoksa taktiğe mi dönüştü bu? Bu gerçek. Gerçekten nasıl desem size benim daha önce şuradaki benimin bile kolye sanılıp linkinin istendiği oldu. Yani size öyle söyleyeyim. O yüzden hakikaten bu gerçek. Yani eminim bütün arkadaşlarım için de gerçektir. Hani şey demiyorum, benimkiler gerçek, diğerlerini bilmem değil. Hani hakikaten bu gerçek yani. Hani dedim ya az önce tatilden bahsediyordun, onunla alakalı bir sorun vardı diye. O soruyu şöyle soracağım ben. Gerçekten anın tadını çıkartabiliyor musun? Mesela gittiğiniz bir tatilde ya da ne bileyim işte bir oteldesiniz, bir kafedesiniz vesaire. Şimdi anın tadını çıkartmak başka bir şey biliyorsun. Tabii. Bu orada külfet mi oluyor biraz? Bu iş anın tadını çıkartmanı engel mi? Bazen evet, bazen hayır. Yani şöyle, kendimi garantiye alırsam, atıyorum işte o gün işte ne bileyim fotoğrafım hazırsa, postum hazırsa, reel'ımı çektiysem o zaman çok inanılmaz keyfini çıkartıyorum. Çünkü diyorum ki tamam işte o beklediğim tatil şu an başladı. Telefonuma bakmasam da olur. Ama onun dışında anın tadını çıkarmaya birazcık engel. Ya ki şimdi ben kendimi çok önceliklendiren de bir tipim. Hani yine de işte ilk fotoğrafımı çekeyim demem. Çünkü atıyorum bilirim ki fotoğraf zaten 6'dan sonra güzel çıkacak. Ama hani o ister istemez böyle anın tadını bazen çıkartmamı engelliyor tabii ki. Şöyle ya da şeyler geliyor benim aklıma. Bilmiyorum yanlış mıyım? Sen tabii biliyorsun bunun gerçeği. İşte X bir otel. Türkiye'nin X cennet bir köşesinde ya da dünyanın. Aradılar dediler ki ya bir işbirliği yapalım. Siz bu otelde işte bir iki gün tatil yapın, paylaşım yapın falan. Tabii. Şimdi gidiyorsun oraya ama niye gittin belli. Tabii. Ama mükemmel de bir yer. Normalde vaktin yok gidemezsin falan. Yani orada bir o biraz can yakıcı gibi değil mi ya o durum? Ya can yakıcı ama oraya da onun için gittim. Ya öyle durumlarda şöyle yapıyorum. İlk başta yapmam gerekenleri yaparım. Mesela işte oda turu mu yapılacak, işte restoran mı gösterecek, o mu bu mu falan. Önce işimi bitireyim, kafam rahat etsin. Çünkü o zaman o kalıyor orada ve anın
tadını çıkarmanın zaten ilk engeli yani. O yüzden ilk başta yapacağımı yaparım, ondan sonra keyfime bakarım gibi bir durum var. Sosyal medya gerçek yaşantını birebir yansıtıyor mu? Açıkçası çok depresif anlarımı yansıtmıyor. Ya da hani çok mutsuz anlarımı çok fazla paylaşmayı sevmiyorum. Hayatımda yani tabii ki böyle bir majör bir problem olursa bunu tabii ki de orada rol yaparak saklamam hiçbir şekilde, ama hani şu da değil yani, aa ben tamamen gerçeği yansıtıyorum. Hayır, mesela eşimle kavga ediyorum ama orada sabah çektiğim mutlu fotoğrafı paylaşmışım. Hani anlatabiliyor muyum? Yani o kadar da gerçek üstü gerçek değil. Benim için hani bugün modum yok derim. İşte keyfim yok derim. Başıma şöyle bir şey geldi, çok mutsuzum, gideceğim derim. Derim de derim yani. Yok işte gündem modumu düşürdü. Ben bir hafta yokum bilmem ne. Hani öyle şeylerim vardır. Bir rol yapmam. Ama böyle tüm detaylarıyla da insanlar, çünkü orada bir kafa dağıtma yeri aslında ne olursa olsun sosyal medya. Hani orada o negatifliği yayıp insanları da böyle baymak ve kötü enerjiyle etkilemek istemem yani. Bu soruyu sırf video tık alsın diye soruyorum. Tamam. Bu kadar da dürüstüm. Evet. İnan hiç merak etmiyorum ama niyetim belli. Çok merak ettim. Kaç para kazanıyorsun? Yani kazan. Yani buna nasıl bir... Ama ben dürüst, cevap. Çok dürüst yaklaştım, evet. Bak. Ama ben o kadar dürüst olmamışım. Mesela ben burada sana direkt rakamı verseydim, yine hiç düşünmeden şu an linçlenirdim işte. Ya şöyle söyleyebilirim. Ya bu arada hakikaten çok özür dilerim. Bu soru sana da geliyordur. Bu soru tabii, çok konuşuluyor. Ya abi gidiyorlar, geziyorlar, bir sürü para kazanıyorlar. O bir sürü para ne olabilir ki yani? Ya bir sürü para ne biliyor musun? Ben aslında şöyle söyleyeyim. En minimumu, minimum olarak şöyle düşünebilirsiniz. Kimsenin, hani bu işi yapan, herkesi yerden yere vuran, eleştiren, bunu bir meslek kabul etmeyen falan, hala bu tarz insanlar var ya, şunu çok net söyleyebilirim. Kimsenin elinin tersiyle itemeyeceği parayı kazanıyor bu işi yapanlar. Evet. Yani en küçük influencer'ından en büyük influencer'ına kadar. Sadece link veren de, atıyorum marka işbirliği yapan da. Yani bu kimsenin hayır diyemeyeceği bir para elinize geçiyor. Ha, bunun boyutu aydan aya da değişiyor. Atıyorum çünkü bir ay mesela 5 tane özel günler oluyor. Hı hı. İşte yılbaşı öncesidir, işte anneler günü, babalar günü bilmem ne. O zaman atıyorum işbirliğinin sayısı da çok artıyor. O ay çok kazanıyorsun. Deprem oluyor. Ben Şubat'ta 0 TL kazandım. Kazanmayayım zaten ama hani mesela, evet, toplumsal ya da atıyorum işte seçim gündeminde hiçbir şey yani içimden gelmedi. Öyle bir konsantre şeyim yoktu yani, hı hı, konsantre olamadım. Ve yine mesela hiç ne zaten işbirliği yapıldı, ne atıyorum ben link paylaştım, yine hiçbir şey kazanmadım. Yani çok değişken bir iş ama parası güzel, onu söyleyebilirim. Yani oradaki insanların zaten hani yaşam tarzını bir şekilde idame ettirebileceği ve kimsenin elinin tersiyle özellikle günümüz koşullarında reddedemeyeceği paralar olduğunu söyleyebilirim. Bence güzel bir cevap oldu. Oldu mu? Oldu oldu. Çünkü sen çok dürüstün, ben yeterince dürüst müydüm? Oldu, onu biz yorumlara alalım bakalım tahminlere kaç olacakmış. Klişe Akademi'de neler oluyor? Klişe Akademi'den bahsedelim. Önce Klişe Akademi'nin ne olduğunu bir kısaca anlatayım. Klişe Akademi benim ve yine influencer arkadaşım Simla Can Palat'ın kurduğu aslında bir influencer yaratma mı desem acaba? Yani bu işi yapmak isteyen insanları bu işi nasıl güzel, doğru, işte etik, markalara hitap eden şekilde vesaire yapıp hesaplarını nasıl büyütebileceklerini, o az önce bahsettiğim küçük matematikleri nasıl hani işte içeriklerini adapte edebileceğini öğreten bir platform aslında. Platforma herkes başvurabiliyor. Fakat özel bir üyelik sistemi var. Bir jürimiz var, bir kurul gibi düşünebilirsiniz, bir ekip. O ekibin bazı kriterleri var. Atıyorum bu kişinin içerik üretme stili olabilir, işte içeriklerinin kalitesi olabilir, işte içerik tipi olabilir, hani bir vadeden özgünlüğü bir şey, olabilir. Özgünlüğü olabilir. Bunlar gibi birçok değişken var. Bu değişkenlere göre üyeler sisteme kabul ediliyor. O kabulden sonra da bizim platformumuza hem app'imiz var, hem internet sitemiz var. Onlara gelen şifreyle giriş yapıp tüm bu eğitimler, etkinliklerden, etkinliklerimiz de oluyor, onlardan da bahsederim, ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorlar. Orada neler oluyor? Mesela marka işbirlikleri oluyor. Çeşitli markalarla projeler yapıyoruz. Bu mikro influencerlarımıza markalar ürünlerini gönderiyor. Onları deneyimleme fırsatı buluyorlar. İçerik üretiyorlar. Bu daha sonra işte markalarla tanışıp çok daha büyük işbirlikleri yapma şansı yakalayan arkadaşlarımız oldu vesaire. Aslında bu. Hem viral içerik orada nasıl yaratılır, aslında biz o yolu gösteriyoruz. Hı hı. Hem de kendilerine bir network yaratıyor. Bu arada hem kendi sosyal medya yönlerini geliştiriyorlar, hem belki buradan bir gelir kapısının aralıyorlar ki gerçekten artık iş yapmaya başlayan çok arkadaşımız var bu alanda. Bu şekilde
güzel bir oluşum diyebilirim. Senin profilindeki linkten ulaşabilir o zaman isteyenler. Benim profilimde Klişe Akademi var, evet. Tıklayarak hemen ulaşabilirler. Sitemizden başvuru formunu da gönderebilirler. Düzenli aralıklarla üye alıyoruz. Programın en sevdiğim bölümüne geldim. Sana özel bölümü. Sana tek bir soru soracağım burada. Tamam. Sana özel, biraz araştırdım seni. Senin bu soruların biraz şey oluyor. Evet evet. Terleten. Ya, bu çok terletir mi bilmiyorum. Baban ve senin bu influencer yolculuğu. Babam ve benim, evet. Evet. Herhalde erkek takipçilerini engelliyormuş. Şöyle, nasıl katkısı oldu kariyerine? Ya babama göre ben zaten işte ilk başta neden fotoğraf koyuyorum ki? Her şey çok saçma falan bu şekilde başladı. Ondan sonra kendini mi paylaşıyorsun? İşte ne gereği var? İşte CIA bu hesaplara bakıyor falan tadında. Ben çok sıfırdan girdim. Yani Instagram'ın, hatta bir ara Instagram'dan bakabiliyordunuz. Instagram'ı telefonunuzda indiren kaçıncı kişisiniz, evet, diye. Evet. Ben 10.000'lerdeydim. Yani o kadar dünyada ilk kullanıcılardan biriyim. Ve tabii ki buna babamın falan adapte olması çok zor. Çünkü hani babam o zaman hani Facebook'a da bence resim koymamalıyız falan gibi davranıyordu ki ben bunları söylediğimde 18 yaşındayım zaten, hani emin olamadık falan. Tabii. Ondan sonra tabii bir anda böyle takipçilerim artmaya başladı vesaire. Tabii o takipçiler kızlı erkekli, kızlı erkekli artıyor. Babam da hani seni kim takip ediyor bu kadar? Hani bu tanımadıklarımızı da bir silelim, engelleyelim. Bu insanın resmi yok. Ya da bu arada tabii ki taciz her alanda olduğu gibi o zaman da vardı yani, evet, saçma sapan şeyler falan. Dolayısıyla hani bana da böyle çok aşırı über saçma gelmedi. Çünkü hani ben de o an orada şunu düşünüyorum. Gerçekten bu beni niye takip etsin ki, yani etmesin hani gibi geliyordu bana da. Ondan sonra hesabımı çok uzun süre kitli kullandım zaten bu arada. Yani benim hesabım 60.000 lira falan gelene kadar kitli hesaptı. Yani çok enteresan ama böyle. Sonra artık zaten ipin ucu kaçtı. Babam da artık anladı bu Instagram nasıl bir yer. Ben para kazanmaya başladım. Hani bunlar ciddiye alınan şeyler değil yani, işte bu erkekler bilmem neler, hani herkes her yerde falan. Sonra gitti ama o onun bana şöyle müthiş bir katkısı oldu. Markalarla tabii ki her zaman istatistik paylaşıyoruz. Tabii. Ve benim şu anda takipçilerimiz zaten %85'i falan kadın. Ve zaten markanın da istediği bu oluyor. Dolayısıyla hani iyi ki de yapma. Annenizi babanızı dinleyin. Kamu spotu. Bu güzel oldu. Şu an mesela karıştığı paylaşımlar oluyor mu? Senin paylaşımlarına bazen karıştırıyor. Yok, hayır, asla. Hiç şey yapmaz. O zaten yani hayatımda o kadar o tarz mekanizmalar var ki, kendim başta olmak üzere otokontrol. Eşim de, hani babam da, annem de, hani bana herkes zaten hani böyle şey yapar, böyle bir herkesin böyle gözü üstümde gibi ben de hissederim ama dediğim gibi ben de çok böyle skandal, işte konuşulacak şeyler vesaireler, hani öyle şeylerde ben de çok cesur mu değilim diyeyim. Öyle olmadığım için. Temkinlisin. Kimsenin karışacağı bir şeyim olmuyor çok şükür. İrem Atayar, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu bölüme değer kattınız. Ya çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Bir alkışlayalım bence. Ses fazla çıksın diye ben de alkışladım. Teşekkür ediyoruz. Vallahi süper oldu.